Arkadaşlar şimdi de işaret zamirlerini nominatif, akusatif, datif ve genitif olarak ayrı ayrı göreceğiz. Öncelikle nominatifle başlayalım. Nominatiflikte das ist derselbe Mann cümlesine baktığımızda der Mann adam. Bu aynı adam dediğimde demek ki das ist derselbe Mann bu aynı adam demiş oluyorum. Die Frau dolayısıyla bu aynı kadın derken ne olacak? Das ist dieselbe Frau. Bu aynı kadın demek ki das ist dieselbe Frau olacak. Das Kind çocuk. Bu aynı çocuk derken das ist dasselbe Kind. Demek ki bu aynı çocuk derken das ist dasselbe Kind demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda çocuklar derken ne oluyordu arkadaşlar? Die Kinder bu sefer ne olacak? Sind Das sind dieselben Kinder. Demek ki bunlar aynı çocuklar derken ne olacakmış arkadaşlar? Das sind dieselben Kinder şeklinde yorumlanmış olacak. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Das ist derselbe Mann. Das ist derselbe Mann. Das ist dieselbe Frau. Das ist dieselbe Frau. Das ist dasselbe Kind. Das ist dasselbe Kind. Das sind dieselben Kinder. Das sind dieselben Kinder. Şimdi işaret zamirlerini arkadaşlar akusatif durumda yani ismin i halinde inceleyelim. Evet, ismin i halinde yani akusatif durumda der neye dönüşüyordu? Den'e dönüşüyordu. Dolayısıyla den selben demem gerekiyordu. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar fark ettiysek eğer bir perfect durum söz konusu. Perfect zaman izlememiş olan arkadaşlar mutlaka ilgili dersimizi izlesinler arkadaşlar. İSM kanalımıza abone olsunlar. Ne oluyordu? Geçmiş zamandan yani dil geçmişten bahsettiğimde kaufen neye dönüşüyordu? Habe gekauft olmuş oluyordu. Der Bleistift aynı kurşun kalemi aldım, satın aldım derken ich habe denselben Bleistift gekauft demiş oluyorum. Demek ki aynı kurşun kalemi satın aldım derken ne diyecekmişim? Ich habe denselben Bleistift gekauft diyecekmişim. Buraya baktığımızda arkadaşlar akusatiflikte di'de herhangi bir dönüşüm yoktu. Dolayısıyla işaret zamiri yaptığımda ne olacak? Die selbe olacak. Die bluse adı üstünde bluz demek arkadaşlar. Buradaki perfect zamana baktığımızda hat angezogen. Evet bunun yalın hali arkadaşlar. Anziehen, anziehen aynı zamanda ayrılabilir fiil durumunda olan bir fiil. Anziehen giymek demek arkadaşlar. Aynı bluzu giymiş diyecek olursak arkadaşlar, bunun geçmiş zamanı yani perfect zamanı ne olacak? Hat angezogen olacak. Dolayısıyla o, bir kadından bahsediyorum, o aynı bluzu giymiş derken sie hat dieselbe bluse angezogen demiş olacağım. Sie hat dieselbe bluse angezogen. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar hat dasselbe Buch. Das akusatiflikte herhangi bir dönüşüm olmuyordu. Ne olacak o zaman? İşaret zamiri yaptığımda dasselbe olacak. O aynı kitabı okudu derken demek ki hat gelesen oluyormuş perfektlikte. Dolayısıyla hat dasselbe Buch gelesen. O aynı kitabı okudu demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar die Hefte ne oluyordu perfektlikte? Düzeltiyorum. Ne oluyordu? Demonstratif pronom olunca ve akusatif pozisyonda olunca dieselben olmuş oluyordu. Perfektlikte haben genommen. Bakın bunun yalın hali arkadaşlar. Nehmen. Nehmen almak demek arkadaşlar. Dolayısıyla hat genommen aldı derken biz aynı defterlerden aldık derken demek ki ne diyecekmişiz? Wir haben dieselben Hefte genommen. Aynı defterleri aldık derken wir haben dieselben Hefte genommen demiş olacağız.
Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich habe denselben Bleistift gekauft. Ich habe denselben Bleistift gekauft. Sie hat dieselbe Bluse angezogen. Sie hat dieselbe Bluse angezogen. Er hat dasselbe Buch gelesen. Er hat dasselbe Buch gelesen. Wir haben dieselben Hefte genommen. Wir haben dieselben Hefte genommen. İşaret zamirlerini şimdi datifte inceleyelim arkadaşlar. Datifliğe baktığımızda Ich arbeite mit demselben Arzt. Der Arzt neydi arkadaşlar? Doktor demekti. Arbeiten, çalışmak demekti. Ben cümlenin içerisinde mit'i gördüğümde, öyle değil mi? Ne yapıyordum? Datifliği getiriyordum. Dolayısıyla Ich arbeite, aynı doktorla çalışıyorum derken mit demselben Arzt. Dolayısıyla Ich arbeite mit demselben Arzt, aynı doktorla çalışıyorum demiş oluyorum. Buraya baktığımızda Sie wohnt mit derselben Architektin. Die Architektin, mimar, bu bir kadın, öyle değil mi? Wohnen, oturmak, ikamet etmek demek. Aynı mimarla oturuyor, ikamet ediyor derken burada bir kadından bahsetmiş oluyoruz. Sie wohnt mit derselben Architektin. Demek ki buradaki mit gene neyi gerektiriyor arkadaşlar? Datifi gerektiriyor. Das Restaurant, bu restoran demek arkadaşlar. Bu da tıpkı mit'te olduğu gibi in ne oluyordu? Datifliği gerektiriyordu. Essen, yemek yemek demek. Dolayısıyla biz aynı restoranda yemek yiyoruz derken wir essen in demselben Restaurant demiş oluyorum. Die Studenten, üniversite öğrencileri demek. Lernen neydi? Öğrenmek demekti. Bakın burada da gene mit olduğundan dolayı datiflik gelecek. Dolayısıyla çoğullarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Den selben demiş oluyorduk. Aynı üniversite öğrencileri ile öğreniyorsunuz derken demek ki ne diyeceğiz? Ihr lernt mit denselben Studenten, denselben Studenten. Demek ki ne olmuş oluyor? Datif hale bürünmüş oluyor. Evet, dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich arbeite mit demselben Arzt. Ich arbeite mit demselben Arzt. Sie wohnt mit derselben Architektin. Sie wohnt mit derselben Architektin. Wir essen in demselben Restaurant. Wir essen in demselben Restaurant. Ihr lernt mit denselben Studenten. Ihr lernt mit denselben Studenten. Evet, şimdi arkadaşlar demonstrativ pronomen im Genitiv, şimdi genitiflikte işaret zamirlerini inceleyelim arkadaşlar. Die Mitarbeiter desselben Supermarktes. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Mitarbeiter, çalışanlar demek arkadaşlar. Supermarkt adı üstünde, süpermarket demek. Aynı süpermarketin çalışanları diyecek olursak ne diyeceğiz demek ki? Die Mitarbeiter desselben Supermarktes. Genitiflikte ne oluyordu der arkadaşlar? Des oluyordu ve kelimenin sonuna ne geliyordu? ES gelmiş oluyordu, öyle değil mi? Kaynaştırma E'si ile beraber. Dolayısıyla die Mitarbeiter desselben Supermarktes demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda die Sätze desselben Buches. Das genitiflikte ne oluyordu? Des oluyordu ve kelimenin sonuna ne olacaktı? ES gelmiş olacaktı. Die Sätze arkadaşlar cümleler demek. Aynı kitabın cümleleri dediğimizde demek ki ne olacak arkadaşlar? Die Sätze desselben Buches, aynı kitabın cümleleri ne oluyor demek ki? Die Sätze desselben Buches demiş oluyorum. Genitiflikte die ne oluyordu arkadaşlar? Der oluyordu. Derselben Schule,
aynı okulun anlamında die Lehrer, evet, öğretmenler demek. Dolayısıyla aynı okulun öğretmenleri derken ne diyecekmişiz? Die Lehrer derselben Schule. Demek ki aynı okulun öğretmenleri neymiş? Die Lehrer derselben Schule. Buraya baktığımızda arkadaşlar, die Bürger derselben Länder, die Bürger vatandaşlar demek arkadaşlar. Das Land, die Länder ülkeler demekti. Dolayısıyla aynı ülkelerin derken genitiflik yaptığımda ne oluyordu? Derselben Länder, dolayısıyla aynı ülkenin vatandaşları derken die Bürger derselben Länder demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Mitarbeiter desselben Supermarktes. Die Mitarbeiter desselben Supermarktes. Die Sätze desselben Buches. Die Sätze desselben Buches. Die Lehrer derselben Schule. Die Lehrer derselben Schule. Die Bürger derselben Länder. Die Bürger derselben Länder. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde demonstratif pronomen, yani işaret zamirlerini nominatif, akusatif, datif ve genitif olarak ayrıntılı şekilde inceledik, örnekledik. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.